selam. Bu videomuzda yine sheets üzerinde dondur yani İngilizcesi freeze nasıl kullanılır buna değiniyor olacağız. Şimdi ee, çok sayıda data olduğunda biz yukarıdan aşağı doğru gittiğimizde burada mesela bu 2400'ün 39'un neyi ifade ettiğini unutabiliyoruz. Bunlara ne oldu? Aslında başlangıçta yazıyor. Burada yazıyor ama biz aşağı doğru indiğimizde tekrar onları göremiyoruz. Bu bir noktada verimsizliğe sebep oluyor. O yüzden şunları dondurmak faydalı. Şimdi toplam hepsini seçtim. A ile I arasını shift tutulu. Şimdi burada görünüme geliyorum. Dondur var. Şimdi satır mı sütun mu? İşte hangi sütun? Burada birin satır. Bir satırı donduracağız. Sütun dikey, satır yatay. Tıkladığımda gördüğünüz gibi aşağı doğru indiğimde bu donmuş oluyor. İlk başta böyle değildi. Şimdi aşağı doğru indiğimde şu kısmın donduğunu görüyorsunuz. Hatta daha net olması açısından şöyle rengini de değiştirdik mi? Bakın her yerde var. Neydi ilk başta bu şekilde değildi. Satır doldurmak istiyorsanız da pardon sütun dondurmak isterseniz de Bu da sağa doğru gittiğinde aslında faydalı. Beraber deneyelim. Bu sefer A'yı seçtim. Görünüm dedim. Dondur dedim. Bir sütun dedim. Gördüğünüz gibi böyle görebiliyorsunuz. Burası doldu. Yukarıdan aşağı doldu. Böyle görebiliyorsunuz. Bu kolaylık sağlayan bir formül.